Muhterem Cumhurbaşkanım, Yargıtay'ın Sayın Başkanı, Kamu Baş Denetçisi ve Kamu Denetçileri, değerli misafirler. Bugün farklı kıtalardan, kültürlerden, ülkelerden misafir katılımcılarla ortak bir tema etrafında toplanmış bulunuyoruz. İkinci Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı şemsiyesi altında, iyi yönetilme hakkı çerçevesinde, İdarede iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi teması etrafında görüşmeler yapmak, konuşmak ve ilkeleri uygulama örnekleri üzerinden değerlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşmanın bütün ülkeler ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar getirmesi dileğiyle hepinizi içtenlikle ve saygıyla selamlıyorum. Sadece mimari estetiğiyle değil, bir tarihi döneme damga vuran yapı olarak İstanbul Boğazı'na değer katan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen bu konferansa birçok farklı ülkeden katılan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Henüz 6 yıllık bir kurum olmasına rağmen yaptığı faaliyetlerle hukuk sistemimizde kalıcı ve etkili bir yer edinen Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen bu konferansın başarılı geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, hukuk da devlet de insanın bu dünyada var olduğu dönemde yaşıttır. En az iki insanın bulunduğu bir yerde mutlaka hukuk, siyasi otorite anlamında mutlaka devlet vardır. Her bir insanın talebi, arzusu, çıkarı, hesabı diğer bir insandan farklı olduğu için bu farklılıkları uzlaştıracak, bir noktada son karara ulaştıracak uyulması gerek ilkelere, esaslara ihtiyaç vardır. İşte bu hukuktur. Hukukun uygulanması için ise bir otoriteye ihtiyaç vardır. O da devlettir. İlk iki insandan, Hazreti Adem ve Havva'dan bu yana hukuk da mevcuttur devlette. Bir bakıma, özellikle birçok hukuk felsefecisine göre hukuk ile devlet bir madalyonun iki yüzü gibidir. Devlet hukukun somutlaşmış tezahürü, hukuk ise devletin kayda dökülmüş, soyut bir şekilde ifade edilmiş halidir. Hukuk mu devletten doğmuştur, devlet mi hukuktan tartışması çok eski ve sonlandırılması mümkün olmayan bir tartışma gibi gözükmektedir. Birden fazla insanın olduğu her yerde mutlaka farklı görüşler, farklı talepler ortaya çıkacaktır. Bu farklı taleplerin toplu olarak bir arada yaşamayı etkilemeyecek bir şekilde uzlaştırılması gerekmektedir. Bunun için de hukuk kuralları mevcuttur. Toplumsal hayatta, devlet hayatında arzu edilen insanların ve kurumların hukuk kurallarına gönüllü olarak uymasının sağlanmasıdır. İdeal olan bunun kendiliğinden gerçekleşmesidir. Ama her ideal gibi bu da nadiren gerçekleşir. İhtilaflar ortaya çıkar ve bu ihtilafların çözümü için kurumlara, mekanizmalara ihtiyaç duyulur. Yargı kurumu da bu sebeple ortaya çıkmıştır. Bir ihtiyaçtır. İhtilafların zahiren yani görünüşte çözülmesi ile insanların batınlarında, içlerinde çözülmesi ise her zaman aynı şey değildir. Hukuk kurallarına gönüllü olarak uyma, her zaman hakkı olanla iktifa etme, hakkına razı olma ideali ile tarafların rızalarına bakılmaksızın ihtilafların yargı eli ile çözüme bağlanması arasında başka ara mekanizmalar arayışı her zaman da devam etmiştir. Ombudsmanlık kurumunun ortaya çıkış sebebi de esasen bu arayıştır. Kamu kurumları ile şahıslar arasındaki rıza ile çözülememiş ihtilafların yargıya intikal etmeden çözülmesini sağlama amacıyla ombudsmanlık ortaya çıkmıştır. Bugünkü anlamıyla nispeten yeni bu kurumun daha iyi fonksiyon görmesini sağlayacak çalışmaların toplum ve hukuk hayatı bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düzenlenen konferansın bu anlamda ufuk açıcı, yol gösterici neticeler vereceğine inanıyorum. Konferansı tertip etmeleri sebebiyle kamu baş denetçimiz Sayın Şeref Malkuç'u ve kurum üyelerimizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 140'tan fazla ülkede bulunan kurumun ismi her ülkede farklılık gösteriyor. Bazı ülkeler halk denetçisi, bazı ülkeler kamu hakemi, bazıları arabulucu gibi isimlerle anıyorlar. Ombudsmanlık kurumunun ilk defa İsveç'te ortaya çıktığı, Kral Demirbaş Şahı'nın Osmanlı Devleti'nde sürgün olarak bulunduğu dönemlerde gözlemlerinden hareketle oluşturulduğu söylenmektedir. Birçok yerde Osmanlı Devleti'ndeki kazaskerlik kurumundan ilham alındığı ifade edilmektedir. Osmanlı'da bir yüksek yargı organı mahiyetiyle kazaskerlik kurumunu doktora tezi olarak çalışmış bir kardeşiniz olarak bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Kazasker, kadı asker ibaresinin
farklı bir kullanımıdır. Osmanlı'daki kurum adından da anlaşılacağı üzere bir kadılık, kaza yani bir yargı kurumudur. Bugünkü anlamıyla bir taraftan Adalet Bakanlığı, bir taraftan adli ve idari üst yargı kurumu gibi faaliyet gösteren bir kurumdur. Ombudsmanlıktan farkı, kaz askerliğin önüne gelen ihtilaflarda yargısal kararlar vermesidir. Kaz askerliğin kararları hukuken bağlayıcı ve icrası zorunlu kararlardır. Bu bakımdan ombudsmanlık, kaz askerlik kurumunun bir benzeri değildir. Belki kaz askerlik kurumuna öykünerek, ondan ilham alarak ortaya çıkmış bir kurum denebilir. Bu vesileyle bizim ve büyük medeniyetimizin farklı coğrafyalardaki çocuklarının devlet hayatında 200 yıldır yaşanan hazin bir tabloya işaret etmek isterim. Nasıl bazı yeraltı kaynakları ham madde olarak yabancı devletlere ihraç edilir, orada mamul maddeye dönüştürüldükten sonra tekrar ithal edilir ve kullanılırsa, bizde birçok kurum ve kural bizzat kendi medeniyetimizin kaynaklarından değil, onların Batı ülkelerince benimsenmiş ve mamul hale getirilmiş şeklinin ithaliyle uygulama sahasına alınmıştır. Ombudsmanlık da, arabuluculuk kurumu da, uzlaşma kurumu da böyledir. Bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Kaz askerlikten mülhem ombudsmanlığı İsviçre'den almak yerine, geçmişte bütün dünyaya adaletiyle şöhret salmış medeniyetimizin yargı ve hukuk kurumlarından geliştirerek alabilseydik keşke. Osmanlı yargı sistemi ve mahkemeleri üzerine çalışmış bir kişi olarak şunu ifade etmek isterim. Osmanlı Devleti'nde şahıslar arasındaki ihtilafların kahir ekseriyeti rıza ile tarafların anlaşması ile çözülürdü. Öncelikle birçok ihtilaf henüz mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturulurdu. Bugünkü hukuki bilirkişilik anlamında fetva kurumu, mahkeme öncesi ihtilafların çözümünde çok etkili bir rol oynardı. İhtilaflı şahıslar bir hukukçuya müracaatla kimin haklı kimin haksız olduğunun tespitini isterlerdi. Hukukçunun görüş bildirmesi üzerine anlaşma sağlanır, ihtilaf çözülürdü. Bu şekilde netice alınamaması halinde mahkemeye intikal ettikten sonra da bir hüküm verilmeden önce ihtilafların sulh yoluyla çözülmesi çok yaygın bir uygulamadır. Şer'iye sicillerinde yani mahkeme defterlerindeki kayıtlara göre mahkemeye intikal eden ihtilafların %80'lerin üzerinde sulh yoluyla çözüldüğü görülmektedir. Muslihun diye isimlendirilen kişilerin araya girmesiyle hüküm aşamasına gelmeden birçok ihtilaf çözüme kavuşturulurdu. Yargı sistemi toplumla, ahlak ve hukukla bütünleşik bir yapı halinde işlediği zaman ihtilafların rıza ile çözümünün çok kolay olacağını söylememiz mümkündür. Bu vesileyle hukuk ve yargı gibi kültür ve medeniyetle sıkı sıkıya bağlı alanlarda başka hukuk kültürlerinden kural ve kurum nakli şeklinde bir nevi organ nakli uygulamaları yerine kök hücre yoluyla medeniyetimizin öz kaynaklarından kural ve kurum naklinin çok daha etkili sonuçlar vereceğine inandığımı ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türkiye'de ombudsmanlık kurumu ile alakalı tartışmaların tarihi 1970'li yılların başına kadar gitmektedir. O yıllarda ve sonrasında ombudsmanlık konusunda en çok üzerinde durulan husus, kararları hukuken bağlayıcı olmayan bir kurumun nasıl etkili olacağı yönünde yoğunlaşmaktaydı. Uzun yıllar süren tartışmalardan sonra 2010 yılında yapılan bir anayasa değişikliğiyle ombudsmanlık kurumu kamu denetçiliği adıyla ihdas edildi. Anayasanın 74. maddesinde yapılan değişiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler hükmüne istinaden 6328 sayılı kanun ile kurulmuştur. Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir. Kamu denetçiliği kurumu 6 yılını geride bıraktı. Bu süre içerisindeki uygulamalar, özellikle son 3 yılda büyük bir gayretle sürdürülen çalışmalar, kurumun kalıcı ve etkili bir kurum haline gelmesini sağlamıştır. Başlangıçta kamu denetçiliği kurumu kararlarına kamu kurumlarının uyum oranı %20'lerdeyken
Bu oran bugün %75'lere ulaşmıştır. Bugünkü oran kurumun uzun yıllar var olduğu Batı ülkelerindeki oranlardan da yüksektir. Batı ülkelerindeki oranları, ortalamayı arttıran bilhassa İskandinav ülkelerindeki yüksek orandır. Yoksa birçok Batı ülkesinde oran Türkiye'dekinden daha düşüktür. Kurumun tanınması yönündeki gayretleri de ayrıca zikretmek isterim. Tanınırlığın artması, başvuru sayısındaki artıştan da rahatlıkla izlenebilmektedir. Bu sonuçlar uygun ve kolay mekanizmalar geliştirildiği zaman insanımızın tercihini uzlaşma yönünde kullanacağını da ortaya koymaktadır. Bu kurum ve mekanizmaların kültürel kodlarımızla uyumunun düşünülmesi, hatta medeniyetimizin yüzlerce yıllık tecrübesi içinde şekillenmiş kural ve kurumların yeniden değerlendirilmesi ve üretilmesi suretiyle oluşturulması ise çok daha hızlı kabul edilmesini ve çok daha etkili sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, tek tek milletlerin ve ülkelerin kendi içlerinde haklı olarak talep ettikleri, çaba gösterdikleri iyi yönetim ilkelerinin başka çarpıcı bir boyutu daha var. Küresel boyutu. Takdir edersiniz ki artık hızlı iletişim ve yüksek bilgi akışı sayesinde dünya toplumu veya küresel kamuoyu dediğimiz başka bir kavram artık etkileri daha sarsıcı hissedilen bir şekilde dolaşıma girmiştir. Artık dünya daha iç içe, daha kırılgan. Bugün teknoloji 7 milyar insanı birbirine çok yaklaştırıyor gibi gözükse de dünyanın içinde bulunduğu duruma ve bazı filozofların, siyasetçilerin görüşlerine baktığımızda ne yazık ki hem mevcut durum hem de yakın gelecek için umut verici şeyler söylemek zor. Bugün Hong Kong'dan Lübnan'a, İran'dan Bolivya'ya, Fransa'dan Şili'ye kadar sokaklarda bir hareketlilik ve bazı ülkelerde ise doğrudan iç savaş ve krizler görüyoruz. Peki bu küresel toplumun iyi yönetim ve adalet talepleri yok mu? Küresel düzeydeki adalet ve iyi yönetim ihtiyacı nasıl karşılanacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ısrarla vurguladığı dünya beşten büyüktür çıkışının anlamını nereye koyacağız? Dünya sisteminin güce değil, adalete vurgu yapan uygulamalar bütünü ne zaman hayatta buluşacak? Örneğin yerküreye dağılmış 10 milyonlarca mültecinin hayat mücadelesi ve sorunları adaletli bir küresel bakışı hak etmeyecek kadar önemsiz midir? Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak sayıları 4 milyon civarındaki mülteci misafirlerimiz konusunda takındığımız yüksek tutum, dünyanın küresel güçlerinin olumsuz tavrı karşısında ne kadar sürdürülebilir? Ülkesindeki iç savaştan, yıkımdan kaçan bu çaresiz insanları yeniden ülkelerinde güvenli bir bölgeye yerleştirmek için yaptığımız harekat ve terör gruplarına karşı yürüttüğümüz mücadelede bile hakikati perdelemek isteyen küresel etkiye sahip negatif propaganda çalışmalarını nereye koyacağız? Maalesef bir yandan açıktan desteklenen terör gruplarıyla, bir yandan da bu küresel algı operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyaya örnek olacak bir mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer yandan küresel iklim değişikliğinin ciddi ve ağır sonuçları karşısında bazı ülkelerin vurdum duymazlığı ne derece haklılık içeriyor? Bakınız daha geçen hafta Venedik'i yükselen sular bastı ve birçok anıtsal bina sular içinde kaldı. Dünyanın her yerinde kontrol edilemeyen büyük yangınlar aylardır sürüyor. Kasırga ve sel felaketleri gün geçmiyor ki yıkıcı bir haber olarak gündeme düşmesin. Modern dünyanın kronik ve hayati sorunu olan terör konusunda bazı gelişmiş ülkeler ne kadar samimi? Yoksa onlar bizzat bazı terör gruplarıyla kol kola sarmaş dolaş mı yaşıyorlar? Gerçek ne yazık ki şu, yer küremiz global anlamda adaletli bir yönetim gerçeğinden, bilincinden ve hatta sevgisinden uzak. Petrol ve silah başta olmak üzere farklı alanlardaki şirketlerin güdümündeki yönetimlerin sadece daha fazla kar amaçlı politikalarıyla, her uygulama ve sonucu meşru kabul eden anlayışlarıyla varabileceğimiz bir yer yok. Açlığı yok edeceğimize, açların yok olduğunu gördüğümüz bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Gezegenimizi onlarca defa yok edecek bir nükleer silah stoku gerçeğiyle iç içe yaşıyoruz. Her gün aç olarak yatağa giren 800 milyon insanın varlığını bildiğimiz bir dünya burası. Nerede küresel iyi yönetim, küresel adalet şemsiyesi ne zaman açılacak? İşte yaşlı dünyamızın hali,
ve işte çok farklı sorunlarla boğuşarak yaşamaya çalışan devlet ya da toplumların geldiği nokta. Hepimizin gözü önündeki gerçek tablonun iç karartan detaylarına rağmen adalet ve iyi yönetim ilkeleri ışığında insandan, insanlıktan umudumuzu kesmiyoruz. Ortak iyinin, daha iyi yönetimin ve adaletin hükümran olması için her birimiz öncelikle kendi içimizde daha iyi yönetimi tesis etmek, daha adaletli bir zeminde var olmayı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Darbelere, teröre, güce ve kötü yönetimlere dayalı haksızlıklara karşı ortak bir tepki geliştirmenin dili ve yöntemleri üzerinde düşünürken, bir yandan da iyi yönetim ilkeleriyle tek tek insanlarımızın kendilerini iyi ve güvende hissetmelerinin mümkün olduğunu göstermek zorundayız. Sizler her biriniz kendi ülkenizde insan haklarının, iyi yönetimin, adaletli varoluşun gerçekleşmesi için çaba gösteren bir bilincin temsilcilerisiniz. Bugün sizinle buluşmamızdan anlamlı bir sinerji doğacağına inanıyorum. Birbirimize ileteceğimiz iyi düşüncelerin, insanlığın ortak, büyük ve birlikte varoluşuna yeni ve değerli anlamlar katmasını diliyor. Mevcut acıların azaldığı, umudun, adaletin ve iyiliğin yükseldiği yeni bir dünya dileğiyle saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum.